da gerçekleştirdiği demokratik devrim dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir ifadelerini kullandığı Ömer Çelik, Tunus'ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir dedi. Eçetinlerle konuşalım. Yani Tunus karıştı, Cumhurbaşkanı meclisin tüm yetkilerini de dondurdu, başbakanı da görevden aldı. Meclis başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda, yani Nahda hareketinin lideri Ghannouchi, Cumhurbaşkanını darbe yapmakla suçluyor. Çetiner, neyle karşı karşıyayız? Ve bugünü sokağa, bugün sokağa yansıyan yarın ne olur? Neyle karşı karşıya kalırız? Biraz onları istersen konuşalım. Biraz dün akşam yaşananları özetleyerek istersen başla, ne oluyor diye sormadan edemiyoruz. Zira altyapısı hazırlanıyordu, yani geliyorum demişti. Biraz değerlendir istersen Çetiner. Çetin dış politika ve güvenlik politikaları yayın koordinatörümüz bizim. Çetiner. Hülya, tabii aslında önce bir postmodern darbe olarak başladı. Hı hı. Ve 6 saat içerisinde postmodern darbe açıktan ordunun işin içine girdiği bir darbeye dönüştü. Hı hı. Tabii Cumhurbaşkanı, Tunus Cumhurbaşkanı açıklama yapmadan önce ordunun üst düzey generalleriyle bir araya gelmişti ve onlarla bir 6 saatlik toplantı gerçekleştirmiş ve o toplantının hemen bir saat sonrasında kendi kurmaylarıyla bir görüşme gerçekleştirmiş ve sonrasında da yönetime el koyduğunu açık bir şekilde ilan etmişti. Tabii işin burada 3 ayrı boyutu var. Bir, meclis parlamento feshedilmiş durumda, askıya alınmış durumda. İki, başbakan ve yürütme kararı, yürütme tamamen askıya alınmış durumda. Ve tabii en önemlisi yargı. Şu anda Cumhurbaşkanı aynı zamanda kendisini ülkenin başsavcısı olarak da ilan etti. Şimdi her 3 pencereden baktığımız zaman da olayın aslında bundan sonraki sürecine dair sıkıntılı ve bir o kadar da problemli geçeceğinin aslında yansımalarını, iz düşümlerini görebiliyoruz. Birincisi tabii yasamanın tamamen feshedilmiş olması. Çünkü Meclis Başkanı Ghannouchi ve El Nahda Hareketi'nin lideri ülkede en fazla oyu almış siyasi lider konumunda ve şu anda siyaset yapmasının önüne engeller konmuş vaziyette. Ve dün akşam itibariyle Ghannouchi parlamentoya geldi ve parlamentoya girmek istedi. Demirlerle kapatılmıştı ve şu an ekranlardan seyrediyoruz. Ghannouchi parlamentoya giremedi. Başkan olduğu parlamentonun içerisinde açıklama yapmak istedi ancak buna izin verilmedi. Tabii ben hani cümleye başlarken postmodern bir darbe olarak başladı ve sonra darbeye dönüştü demiştim. Aslında ilk saatlerde Cumhurbaşkanı açıklama yapar yapmaz sonrasında tanklar koordineli olarak, planlı olarak sokaklara inmeye başladı ve sonrasında da doğrudan parlamentonun önünde ve başbakanın önünde de gösteriler olabileceği ihtimaline karşı buralarda da konuşlanmaya başlamıştı. Tabii dün akşam saatleri itibariyle Nahda Hareketi'nin bulunduğu bölgelerde ya da onun il başkanlıklarının, merkez teşkilatlarının bulunduğu bölgelere de güvenlik önlemleri arttırıldı. Çünkü burada belki de dikkat etmemiz gereken noktalardan biri Hülya, şunu çok açık söylemek lazım. Evet, Nahda Hareketi ülkedeki birinci siyasi parti ama Nahda Hareketi'nin karşısında duran ve karşı gösteri yapanların sayısı çok daha fazla. Ve şu an şunu da belirtmekte fayda var. Ülke 6 aydır siyasi anlamda yavaş yavaş bu zamana, bu dilime, bu koşullara çekilmeye başlanmıştı zaten. Yani bir taraftan sivil toplum örgütlerinden, bir taraftan sendikalarından benzer açıklamalar gelmeye başlamıştı. Bu arada şunu belirteyim Hülya, yani 2014'te Tunus Anayasası'nı yapan şu anki mevcut Cumhurbaşkanı. Yani evet. Cumhurbaşkanı kendi yaptığı anayasaya şu anda darbe yapmış durumda. Ve daha da önemlisi kendisi Nahda Hareketi'nin desteğini alarak ikinci turda Cumhurbaşkanı olabilmişti. Şimdi tabii bütün bu ironik tablo karşısında Tunus'un nereye sürüklendiğini aslında ileriki saatlerde daha net görmeye başlayacağız. Ama en iyi ihtimal, çünkü şunu hemen belirteyim, ülkede en önemli kurumlardan biri sivil toplum örgütleri ve sendikalar. Çünkü Tunus'un siyasi denkleminde, sisteminde sendikalar büyük önem arz ediyor. Bugün işçi konfederasyonları toplanacaktı, sendikalar toplanacaktı sabah saatlerinde. Henüz onlardan bir açıklama gelmedi ama şu an Cumhurbaşkanı 30 gün süreyle sürecin devam edeceğini ifade etti. Yani diğer bir ifadeyle 30 gün süreyle olağanüstü hal uygulaması olacak, evet. Ama
30 gün içerisinde muhalefet, Nahta Hareketi, sivil toplum örgütleri ve sendikalar eğer bastırabilirse, ülkeyi erken bir seçime götürebilirlerse o zaman tablo biraz daha farklı olacak. Ama eğer bir erken seçim olmaz ise o zaman ülkede bir kaos olmakla kalmayacak. Hülya, çünkü işin bir başka boyutu var. Ganyuşi'nin, El-Nahta Hareketi'nin Tunus siyasetinden çekilmesinin hem iç politikaya hem dış politikaya yansımaları olacak. Birincisi, iç politikaya Diyarbakır Hareketi güçlü bir pozisyon alabilir. Bizi ilgilendiren bir cümleyi daha söyleyeyim. Tamam, söyle. Bizi ilgilendiren bir bölüm var. Bundan sonraki süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir, Fas gibi ülkeler Libya üzerinde çok ciddi baskı kurabilir. Bu da bizim çok istemeyeceğimiz bir tablo oluşturabilir. Tamam. Savuşturulabilir mi bu darbe sence? Çok güç görünüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı ve ordu neredeyse ülkedeki bütün kurumları kontrol altına almış durumda Hülya. Evet, çünkü yani yıllardır yaptıkları iktidar paylaşımıyla çok böyle örnek bir tutum sergilemiş olan bir ülkeden bahsediyoruz o anlamda. Yani Tunus halkı, diğer taraftan işte Nahta'nın destekçileri tarafından ve Tunus halkı tarafından da ne kadar savrulabilir ya da savruşturulabilir, o da tartışma yaratıyor. Bu arada şöyle bir not düşelim mi üst üste koyarken birçok şeyleri? Şöyle de deniyor, yani geçtiğimiz hafta Fransa'nın Tunus'a uçak gemisi ve gemi satma ve uçak satma çabaları Ganyuşi liderliği tarafından, yani Nahta tarafından reddediliyor. Ve Tunus'ta Türkiye'de savunma sanayi anlaşması yapıyor. Ya bütün her şeyi üst üste okuyarak istersen birkaç bir şey söyle. Şöyle Hülya, yani Cezayir, Fas, Tunus, Mısır gibi ülkelerde tabii şunu görmemiz gerekiyor. Fransa'nın etkisi. Çok ciddi bir etkisi var. Yani geçmişten gelen ciddi bir etki var. Özellikle Cezayir, Fas ve Tunus gibi 3 ülke Fransa'nın çok ciddi hegemonyası altında kalmış. Neredeyse bu ülkelerde yaşayan herkesin Fransızcayı bildiğini oradan başlayalım. Yani kültürel olarak bir bağımlılık var. Şimdi tabii buradan gördüğünüz zaman uzun yıllar etki altında kalmış ve bugün Ganyuşi ile ilgili ülkede yapılan en büyük eleştirilerden biri de tabii Türkiye'de göstermiş olduğu yakın ilişkiler. Tabii bu durum işin açıkçası muhalefet tarafından zaten son bir haftadır parlamentoda, medyada ifade ediliyordu. Ama tabii şunu net söylemek lazım Hülya. Bu süreçler birer algı süreçleri. Çünkü sonuç itibariyle dış politikada karlılık esastır. Yani gerek Tunus olsun, gerek Cezayir olsun, Libya olsun farklı ülkelerden teklifler alırlar. Bu uçak piyasası için de böyledir. Gemiler için de böyledir. Uygun şartlarda, uygun zeminde hangi ülke daha iyi şartlarda veriyorsa o tercih edilir. Ama tabii burada Fransa'nın özellikle Libya'nın içine düştüğü kaos süreciyle beraber bu ülkeler üzerinde ciddi bir baskısı var ve etkisi de var. Ticari olarak da hissediyoruz. Etki evet, gücü de. Dediğim gibi burada işin açıkçası Fransa'nın ülkedeki siyasi üzerinde etkinliği çok net görülebiliyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu sürece dahil olduğu çok net. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sürece dahil olduğu çok net. Bu sosyal medyada şimdi bulabilir miyim bilmiyorum ama sabah saatlerinde çok erken yine Birleşik Arap Emirlikleri'nden böyle bir yetkilinin attığı bir tweet'i okudum, gördüm. Birkaç gün öncesinde atıyor bu tweet'i ve şey diyor, yani hani geliyor gelmekte olan gibi ve darbenin geleceğini de hissettiren, bir nevi haber veren bir tweet. Yani şu an çok şey yapamadım, bulamadım ama sabah saatlerinde denk gelmiştim. Çetin Erben, çok teşekkür ederim.